Elbette Türkiye layıktır ve layık kalacak. Elbette Türkiye bağımsızdır ve bağımsız kalacak. Bu sözlerle başladı Tekirdağ'daki konuşmasına CHP Genel Başkanı. Bu anayasa değişikliği Türkiye Cumhuriyeti tarihine ihanettir. Bu anayasa değişikliği Milli Kurtuluş Savaşı'nın ruhuna ihanettir. Kılıçdaroğlu başkanlığı içeren anayasa değişikliği teklifine değindi, halka uyarılarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti anayasasını değiştirmek istiyorlar. Rejimi değiştirmek istiyorlar. Cumhuriyetten dikta yönetimine geçmek istiyorlar. Çok partili hayatı sınırlamak istiyorlar. Bütün yetkileri bir kişiye vermek istiyorlar. Kılıçdaroğlu tasarıya evet oyu kullanmak Türkiye'ye ihanettir dedi. Propaganda yapıyorlar. Başkanlık gelirse her şey düzelir. İki yıldır fiili başkanlık var. İki yılda ne düzeldi? Terör mü azaldı? Hayır. Türk lirası değer mi kazandı? Hayır. Ekonomi güllük gülistanlık mı? Hayır. İşsizlik mi azaldı? Hayır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu anayasaya evet oyu kullananlar varsa onlar Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tarihine ihanet ediyorlar. Doktor.